Dostlar, günaydınlar, herkese merhabalar. Bugün canlı yayın koymuyorum. Canlı yayınları birazcık bırakmak lazım. Fazla canlı yayın iyi değil. Ama bugün sizlerle hangi YouTube kanallarını izlediğimi paylaşacağım. Paylaşırken de hem muhabbet edeceğiz hem de işe gideceğim. Haftada bir gün bu aralar işe gidiyorum. Genelde tabii evden çalışıyorum, onu biliyorsunuz. Şimdi gidelim bakalım arabaya, bunu koyayım. İnşallah bu sefer daha sağlam bir şekilde koyarız arabaya. Düşmez, geri düşüyor sonra. Evet dostlar, yolculuğumuz başladı. Fazla benzin değil de mazot, dizel yakıt da almamız gerekiyor biraz. Belki yakıt da alırız. Shell'in tarafından gitsem. Yavaş çıkalım. Daha önce dediğim gibi buralarda çok dikkat etmek gerekiyor. Und das sorgt auch nur für den Wind. Neden? Çünkü çocuklar var. Nasıl geniş çekiyor arkadaş bu kamera, o kadar çekiyor. Şöyle mi yapsak? Gökyüzünü çekecek bu sefer. Şöyle iyi. Şöyle iyi ama bu sefer de bu bacak. Kusura bakmayın, ayarlama yapıyorum bir yandan. Hala. Sanki oldu. Karşıda gördüğünüz bina okul. Özel okullara benziyor Türkiye'deki. İçi filan halıyla kaplı. Oturaklar filan bayağı iyi böyle. Birkaç kere veli toplantısı gibi şeyler için girmişliğim var. Almanya'da her okul bunun kadar güzel değil tabii ama belli bir standart var tabi. Yakıt alacağım da, yakıt alırsam nereden gitmem gerekiyor tam şu anda çıkaramadım. O yoldan hiç gitmedim bizim yeni iş yerine, o sebeple dostlar. Neyse, ilk önce ben yakıt alayım, sonra telefondan kurarım. Sonra da devam ederiz ya. Sabahları da buradan çıkmak bir dert ya. Hangi kanalları takip ediyorum şimdi dostlar? Ben ilk olarak biraz hala cebinde Türkiye'yi taşıyanlardanım. Yani dolayısıyla dostlar, Türkiye ile ilgili kanalları ve Türkçe içerikleri takip ediyorum. Ha bu arada sizlere, bana soru soranlara da, Almancayı nasıl öğreniyorsun, nasıl ilerletiyorsun soranlara da her zaman söylediğimi sizlere de buradan söylüyorum. Yani YouTube'da eğer Almanca'ya odaklanmak istiyorsanız YouTube'da ve Instagram'da sadece Almanca takip edin. Yani diğer her şeyi silin. Almanca ile ilgili kanalları takip edin. Almanca öğreten kanalları takip edin. Gerekiyorsa benim kanalı da silin.
Almanca ancak öyle öğrenirsiniz. Yoksa boş boş vakit kaybedeceğiniz videolar, yani doğa görüntüleri, hayvan görüntüleri, ne bileyim boş boş konuşan siyasetçiler, onları bunları izleyecekseniz Almancayı öğrenemezsiniz. O sebeple tavsiyem dostlar, Almanca öğreten kanalları izleyin, izleyin, izleyin. Eninde sonunda kafanıza yer ediyor. Ha diyeceksiniz ki anlamıyorum ilk başta. Ya anlamadan izleyin. Önemli olan kulak aşinalığı. Basit A1'den başlayan kanallar var bir sürü. Onları izleyin. O şekilde. Neyse. Ben de Almanca hangi kanalları takip ediyorum derseniz, aslında ben spesifik bir kanal çok takip etmiyorum da, böyle çizgi film gibi şeyler var. Çizgi filmle animasyon gibi şeyler yapan kanallar var. Hello Dutch galiba ismi. Geçin siz ya. Geçiniz. Onu takip ediyorum. Neyse. Asıl takip ettiğim kanallara gelince, teknoloji kanallarını olabildiğince takip ediyorum. Yani güzel. Teknoseyir bunların başında geliyor. İşte Shift Delete Net falan var. Ne var başka? Donanım Haber var. Mesut Çevik var. Bunları takip ediyorum. Ben eskiden beri teknoloji seven bir insan olduğum için bu tarz kanalları seviyorum. Birincisi böyle. Yani hatta zamanında kendim de birkaç kere kutu açılış videosu falan gibi şeyler yapmaya çalıştım. Pek becerikli olmadığımı gördüm. O nedenle bıraktım biraz o işleri. Arada yeni ürün geldiğinde falan yine yaparız ya. Kutu açılış videosu şey değil. Kolay. Ama incelemek zor asıl. Önemli olan incelemek. Ama insanımız kutu açılışı seviyor. Neden? Bir ürünün böyle sıfır kutusundan çıkması, güzel bir değişik fabrika kokusu, bunlar güzel ya. Herhalde o sebeple insanlar, yani sadece Türk insanı değil, dünyada bütün insanlar seviyor yani. Belki diyeceksiniz ki bu koku kanserojen ama ne yapalım. İşte sıfır olmasının verdiği bir alım heyecanı, işte yeni alınan bir şeyin insana verdiği dopamin mutluluk hormonu, neyse. Onu demek istiyorum. Dopamin. Söyleyemiyorum. Kusura bakmayın dostlar. Evet, başka kanallar. Haber kanallarını izliyorum. Cebinde Türkiye taşıyanlardanım ya. Cüneyt Özdemir bunların birincisi. İşte ne var başka? Ruşen Çakır var. Yorumlarını seviyorum. İşte Memduh Bayraktaroğlu. Seviyorum kendisini. Dede diyorlar ona. Eğlenceli fıkralar filan da anlatıyor. Gülüyoruz, ediyoruz. Başka haber kanalı, işte arada Nevşin Mengü izliyorum. Birazcık şey ama değişik değişik konuşuyor ama olsun, seviyoruz yine de. İzliyorum. Her kanalı izliyorum. Arada bu röportaj kanallarına falan bakıyorum. Türkiye'deki insanların durumunu görmek için. İşte bu Almanya'da yaşayan ablalar vardı ya, o bayağı popüler olmuş. Almanya'da yaşayan, asgari ücretle geçinemiyoruz, canımız yanıyor, 600 euro kira veriyoruz, geçinemiyoruz. Hele sen bir de bizim orada 2000 euro kira versen ne olacak acaba? geçinemiyoruz. Geçinemiyoruz diye Türkiye'de şey içinde, nasıl diyeyim, şay şakrak geziyorlar Türkiye'de. Çünkü euroyu bozdurup harcıyorlar. Tamam, burada hizmet sektörü çok pahalı ama diğer sektörler ucuz burada yani. Hizmetle alakalı sektörlerin hepsi pahalı burada. Ya bir de kiralar pahalı zaman zaman Münih civarı ve yani kiraların yükselişi hiç durmuyor nedense. Neyse, ama yani alım gücü yüksek yani arkadaşlar, bunu bir kabul edelim yani. Almanya'da alım gücü yüksek. Yani kalan paranın bir değeri var. Ben bunu hep söylüyorum. Böyle 1 euro 1 TL değildir filan. O birim hesabı da yanlıştır ama kalan paranın değeri var yani. Sen buraya 500 euro bile kalsa cebinde ay sonunda, o seni geçindirir. Çok rahat geçindirir ama Türkiye'de 500 TL ya da 1000 TL bile geçindirmez aileni yani. Hiçbir şekilde 2000 TL 3000 TL bir nakit para kalması lazım ki senin market ihtiyacını filan gidersin. Neyse,
bu röportaj kanalları da böyle işte Almanya Türkiye kıyaslaması falan yapıyorlar falan, ne bileyim yani. İnsan arada böyle bakıyor ediyor. Benim başka ne vardı izlediğim kanallar? Ha, ben bilime de çok meraklıyım. İşte Barış Özcan'ın kanalını çok seviyorum. Onu izliyorum. İşte arkadaşlar, dostlar, bu Evrim Ağacı denilen bir kanal var. Onu seviyorum, izliyorum. Orada çok gayet net bilimsel açıklamalar var. Türkiye'de bilim çok eksik yani. Bilim öğretilmiyor. Artık başka şeylere öğretmeye şey yapmış millet. Öğrenmeye odaklanmış. O sebeple tavsiyem, sizler de bilimle ilgili kanalları da fırsat buldukça takip edin. Evrim Ağacı dedik. Barış Özcan dedik. Bilime Dair diye bir kanal vardı sanki. Şu anda çok aklıma gelmiyor. Data Analytics ve de Data Management ile ilgili kanallar, Machine Learning, bu tarz kanalları da takip ediyorum. Bu ne yapmış ya? 1.14 diyor. Manyak mısın? Ha, 1.03 oldu, pardon. 1.14 neydi ya? Ben yanlış mı gördüm az önce? Başka bir şey gördüm. 1.03 sağlayalım ya. Çok aşırı almayacağım zaten. Ben şimdi bir pauza yapayım, siz... Evet, yolumuza devam edelim. 25 euroluk aldık. Yarım depoyu geçti, bu beni bayağı idare eder. Zaten kış dönemi çok böyle Ausflug yapmıyoruz. Yani Ausflug nedir? Günün Almanca kelimesi olsun bu da. Ausflug dostlar, günlük geziler filan. Günlük sağa sola kaçış, gezi. Ona Ausflug deniyor, böyle şehir gezisi, orman gezisi gibi gibi. Ben buradan nasıl çıkacağım? Bana birisi yol verir diye umuyorum. Yok, yol verdi. Teşekkürler abla. Ha, bu arada bahsettiğim kanallar arasında bahsetmediğim, daha doğrusu, bir kanal var. Adı da neydi? Özgür Demirtaş, Profesör Doktor Özgür Demirtaş'ın kanalı. Danke. Özgür Demirtaş'ın kanalı çok güzel. Yani hem tarihi hem de günümüze ait bilgiler de veriyor. O nedenle onu da tavsiye ederim. İşte bir de bahsetmiştim ya, haber kanalları filan. Deutsche Welle Türkçe, Deutsche Welle Deutsch, Deutsche Welle İngiliz, BBC Türkçe, BBC İngiliz gibi kanalları da arada takip ediyorum. Özellikle Türkçe olanları takip ediyorum. Türkiye ile ilgili haberler veriyorlar. Başka dostlar aklıma da gelmiyor. Bu niye? Klima açtı. İşte Almanya'da ya yayın yapan diğer arkadaşların kanalları zaten, işte Kemal Esensoy'u takip ediyoruz. Başka kim var? Bizim Serkan'ın kanalı var, Serkan Bey'de. Onu arada izliyorum fırsat buldukça. Zaten insanın zamanı kısıtlı. Siz de yani benim eminim bütün videoları izlemediniz. İzleyemezsiniz yani. İzlemediniz diye de dert yanmıyorum. Çünkü herkesin bir zamanı var. Günde 7 saat uyusa geri kalıyor zaten. Kalıyor, kaç kalıyor? 17 mi? 7 saat uyusa 17 saatte geriye günü kalıyor. 17 saatin 8 saati çalışıyorsun. Geriye ne kadar kalıyor? 9 saat. Sen zaten 9 saatte kendi yol gidiyor, ne diyorsun bilmem ne. 2-3 saatte öyle gidiyor. Yemek yedin, bir şeyler yaptın. 2-3 saatte öyle gitti. Video mu izleyeceksin geri kalan 2 saatte de?
O sebeple yani dert yanmıyorum çok da fazla ya. Ama televizyonun bir tadı yok artık o da doğru yani. Televizyon açtığın zaman şu anda yani televizyon izlerken siz ne izliyorsunuz? Türkiye'deki CNN Türk ya da ne bileyim şey kanallarını mı izliyorsunuz? ATV Haber mi izliyorsunuz? Ya ne diyeyim ya. Doğru düzgün bir yayın yapan kanal yok yani. Varsa da başına biniyorlar. Gidelim bakalım. Bugünkü yol bu şekilde. Canlı değil ama yine de sizler için bence daha iyi olacak. Sorularınız falan olursa yine yorumlara yazarsınız. Elimden geldiğince, fırsat buldukça cevaplıyorum. Bana e-mail ile ulaşan arkadaşlara ne diyeyim, teşekkür ediyorum. Olabildiğince onlara da cevap yazıyorum. Cevap yazamazsam ya da istediği cevabı veremezsem kusura kimse bakmasın. Ben olabildiğince net bir şekilde cevap veriyorum. Yani açık sözlü bir şekilde. Yani kimseyi burayı pohpohlamıyorum. Kimse için Türkiye'yi de kötülemiyorum. Burayı da pohpohlamıyorum. Olabildiğince anlatabiliyor muyum? Yani yaşadığım olaylar, gördüğüm şeyler, bildiğim şeyler şeylerle ilgili yani bilgilerle ilgili bilgi veriyorum. Yani yaşadığım, deneyimlediğim her şey. Yani bazı genç arkadaşlar var özellikle. Şikayet etmiyorum kesinlikle onları. Diyorlar ki işte Almanca öğrenmekte zorlanıyorum. Ne yapalım, ne edelim? Arkadaşlar ben 36 yaşında buraya geldim. Sıfır Almancayla geldim. 3 çocukla geldik. Eşim, ben. Eşim şu anda bayağı iyi Almanca konuşuyor. Yani burada nasıl söyleyeyim, burada doğmuş büyümüş insanlardan bile, birçoğundan bile iyi konuşuyor. Ha neden? Çünkü o doğup büyüyenler işlerini genelde Türk şirketlerinde çalışmışlar. Ya da hiç çalışmamışlar. Ev hanımlarından bahsediyorum. Evde oturmuşlar. Erkek de olabilir bu. Yani çıkmış dışarıda gezmiş dolaşmış. Hiçbir şekilde çalışmamış etmemiş Alman şirketinde. Almancasını geliştirmemiş. Böyle olursa Almanca gelişmez zaten. Almanca kullanıma bakan bir şey. Şimdi yani bizim kurs diyorum çünkü şirket bize Almanca ders veriyor. B2 seviyesinde Almanca dersi veriyorlar. Gerçekten Almanca zor bir dil yani. Yüzlerce gramer kuralı var. Yüzlerce, abartmıyorum. İngilizce'de de tamam evet kurallar var ama İngilizce'deki kurallar atıyorum toplasan belki 50 yani 50-100 belki ama Almanca'da en az böyle 200 falan yani 200-300 belki vardır. Almanca'yı sonradan öğrenmek gerçekten zor. Ha burada doğup büyüyüp ana dilin olursa yani ana dil ya da bilingual dedikleri ikinci dilin ise eğer Almanca, o zaman sıkıntı yok. Çünkü o beyinde otomatik olarak gelişiyor. Beyindeki nöronlar, hücreler otomatik olarak sizi şey yapıyor, dili öğretiyor. Ama gelin görün ki sonradan öğrenmek zor. Ha, ne diyordum? Ben 36 yaşında geldim. Sen diyorum yani genç arkadaşlar, 20'li 30'lu yaşların başlarında, 20'li yaşların başlarında olan arkadaşlar, sizin için hayat çok erken. Siz buraya gelmek istiyorsanız ya da Avrupa'da herhangi bir şehirde olabilir, Amerika'da olabilir, o dili mutlaka ve mutlaka öğrenin. Öğrenmek için şu anda çok fazla yol var elinizde ve zaman var. Zamanınızı iyi değerlendirin. YouTube'daki kanallar gerçekten çok başarılı ya. Acayip başarılı kanallar var yani bu dili öğretmek için. Onları takip edin. Tekrar edin. Kendi kendinize konuşun. Evde yalnız kaldığınızda öğrendiğiniz cümleleri kendi kendinize konuşun. Kafanızdan geçen düşünceleri Almanca olarak düşünmeye çalışın. En azından Übersetzung yani translate edin. Çeviri yapın kafanızda.
Başka nasıl tavsiyelerde bulunabilirim ki? Öyle yani. Bugün otoban gibi bir yoldan gideceğiz dostlar. Çok kısa ama yani anlatamayacağım derecede kısa bir otoban olacak. Çünkü Münih ile bizim evin arası, Münih merkezle zaten 10 kilometre falan, 5-10 kilometre. O yüzden bitti bile yani şu anda otoban kısmı. Bir gireceğim şimdi şöyle. Burası şimdi, burası Garmisch-Partenkirchen hem Münih merkez yolu. O yöne doğru gidiyorum. Bu sağ tarafta Germening denilen bir yer var. Bu bize en yakın komşu ilçelerden biri. Ben burada şey sınavına girdim, Almanca B1 sınavına girdim ve geçmiştim yani geçen sene. Çok mutlu olmuştum ondan sonra. Germen'in güzel, merkezi bir yer. Bir sürü olanak var. Niye anlatıyorum derseniz, beni takip edip de Münih'te ev bakanlar için Germen güzel bir seçenek olabilir. Münih'in batısında tam. Fiyatlar da Münih merkeze nazaran, nasıl söyleyeyim, 100 euro falan daha ucuzdur. Belki 100-150 euro. 200 euro belki. Ama çok da ucuz değil. Süper ucuz değil. Çok da bir şey beklemeyin. İnşaat kamyonu özleyenler varsa alın size inşaat kamyonu. Gurbetçi arkadaşlar da izliyor bazen beni. Bunun şirketinin adı Geiger. Geiger şirketi Almanya'da ya da ne diyeyim, bu Münih çevresindeki en önemli inşaat şirketlerinden biri. Büyük yani. Önemli mi diyeyim? Büyük diyeyim. Bakın burası otoban gibi gözükmekle beraber, tamam otoban ama hız sınırı olan otobanlardan. Şu anda hız sınırı 100, az ileride de 80'e düşüyor. Koskoca 3 şeritli yol diyeceksiniz, 80'le mi gidilir? Evet gidiliyor, çünkü neden? Burada geyikler çıkabiliyor yola. Bu sebeple bir de şehir içine doğru yaklaşıyorsunuz. İki sebebi var tahminim buranın 80 olmasında. Birincisi dediğim gibi geyikler. İkincisi de şehir merkezine doğru yaklaşılıyor. Trafik birden artarsa kaza olmasın diye filan. Gidiyorsun ama 80 hız limit, daha doğrusu Stau eşittir Rettungsgasse dedikleri şey, Stau olduğunda arkadaşlar, yani trafik olduğunda, bir trafik araba sıkışıklığı olduğunda, Stau bu arada sıkışıklık demek Almanca'da, bizdeki karşılığı trafik. Trafik oluştuğunda Rettungsgasse yapın. Ne demek Rettungsgasse? Sağlı sollu yaklaşın. Şeridin solundakiler sola, sağdakiler de sağa yaklaşıyor arkadaşlar. Ortada bomb, yani YouTube'da ya da ne bileyim Instagram'da falan görmüşsünüzdür. Ortada böyle şey şerit oluşuyor. Boş bir şerit oluşuyor. Şu anda gittiğim şerit genelde boş bırakılıyor açıkçası. Bu şerit ambulanslar ve itfaiye arabaları için ayrılıyor. Bu arada 11 dakikacık kalmış şirkete varmama.
son haftalarda arabayla gidiyorum işe. Yani çarşamba günleri. Diyeceksiniz ki neden bisikletle gitmiyorsun? Arkadaşlar geçen videoda açıklamaya çalıştım. Hava sabahları ciddi soğuk. Yani 4 derece diyor şu anda. 4 derecede mümkün değil. Hele ki 45 dakika bisiklet, yani 5 dakika 10 dakika bisiklete binersin. Ama 45 dakika bisiklete bindiğinde çok soğuk. Kesinlikle çok soğuk oluyor ve dayanmak zor. O, belki kar pantolonum var evde. Kar montu, kar pantolonu filan, işte eldiven, gerekirse kar maskesi. Kar maskesi değil belki de, kar gözlüğü ya da bir kaşkol takılırsa belki gidilir. Ama yine de soğuk olacağına eminim. O yüzden kesinlikle tavsiye etmiyorum. İkinci nedenim, trenle gitmeme nedenimi de açıklayayım. Tren bileti, benim aylık tren biletim yok artık. Onu iptal ettim çoğunlukla evden çalıştığım için. Çünkü 70 euro her ay ona ödü para ödüyorduk. Gerek yok dedim. Tren biletimi günlük alıyorum Münih'e trenle gidersem. O da 9 euro günlük bilet. Yani günlük bilet şehir için, bizim biliyorsunuz M1 bölgesinde, bizim ev bilmiyorsanız da söyleyeyim. M1 bölgesinde sınırsız bilet alırsan 9 euro vermek gerekiyor. Bu arada sağa yaklaşacağım. 9 euro da ciddi fazla. Ha, arabayla gittiğimde ne ödüyorum derseniz, aslında arabayla gidince arabanın yakacağı benzin maksimum, benzin değil de yakıt ya, neyse, benim araba 7 euro falan yakıyor. Git gel 7-8 euro yakar yani. Ne yakacak ki zaten? Git gel desen, 40 kilometre desen, sabah erken çalıştırdığım için biraz fazla yakıyor desek, evet yani 7-8 euro ancak yakar. Çünkü lan evet ben de sağ geçiyorum. Niye oha dedim? Çünkü arkamdaki arabayı tabii siz görmediniz, bana çok yakın geçti. Ben yaklaşamadım kenara. O da bana yakın geçti mecburen. Onun için dedim. Ha, ne diyecektim? Otopark parası da yok. Şirket karşılıyor o arabayla gelenlerin otopark ücretini. Yani dolayısıyla benim için şu anda arabayla gitmek hem çok daha rahat hem de ekonomik. Ekonomik, evet, tren biletinden daha ekonomik. Saçma mı gelecek ama öyle. Tren biletleri aşırı pahalı. Bunu birçok insan, Münih civarı, bilmiyorum Berlin'de falan da pahalı. Yani günlük bilet aldığınız zaman pahalıya geliyor. Ha, o gün çok trene bineceksiniz diyelim, günlük bilet alırsınız. O zaman siz çok çok daha ucuz. Zaten inbin bilet 4-5 euro mu ne? İnbin yani. İnbin tren bileti. Bir de şey var. Kurs ticket mı deniyor? Kısa mesafe bileti var. U-Bahn'da 4 durak, S-Bahn'da 2 durak. Onun, o biletin ücreti 1.7 ya da 1.8 olması lazım. Yani kusura bakmayın yanlış diyorsam. Ama ucuz. 2-3 durak giderseniz ucuz. Ama normal bir bilet, bir kere bir yerden bir yere gideyim derseniz, bir kerelik bilet, bildiğim kadarıyla 5 euro. 5 euro da burada. Yani araba için, mesela benim araba 5 euroyla neredeyse 80 kilometre gidiyor. Normal şartlarda yani. Çünkü uzun mesafede 6.1, mesela benim arabanın şu anki yakıt ortalaması 100 kilometrede 6.1 diyor. Kış dönemi geldiği için biraz artmaya başlamış. Normalde 6 yakıyordu yazın. Şimdi 6.1 olmuş. Hadi 6.5 desek. 100 kilometrede 6.5. Zaten yakıt 1 euro dizel. 100 kilometrede 6 euro yakıyorum. Ne kadar basit hesabı burada. Görüyorsunuz.
İşe gidiş gelişim 40-45 kilometre maksimum. Gidiş geliş ikisi birden. 40 kilometre ya. Şu an tabii trafik oluştu. Stau. Ha diyeceksiniz ki buraya ambulans gelsen olacak. Vallahi çimen mimen demeyeceğiz. Sağ sol, sağlı sollu yaklaşacağız. Çıkacağız. Başka yol yok. Arada Evrim Ağacı kanalından izlediğim bir videoda dünyanın ne kadar küçük. Bu nasıl bir düz mü gitmem lazım diyor. Düz gitmem lazım bana. Düz gideceğim ya. Dünyanın evrende ne kadar küçük bir yer kapladığı hakkında size de bilgi vereyim. Ne kadar küçük olduğumuz, ne kadar önemsiz olduğumuzun hakkında bir bilgi vereyim. Bilmeyenler için veriyorum. Çoğunuz biliyorsunuz. Beni izleyenlerin çoğusu biliyor zaten. Galaksi, Samanyolu galaksisinde 200 ila 400 milyar yıldız varmış. Güneş gibi yıldızlardan bahsediyorum. Var yani. Bilinen evrende de yani şu ana kadar gözlemlediğimiz, bildiğimiz evrende de Samanyolu galaksisi gibi galaksi sayısı yine aynı şekilde 200 ila 400 milyar adet. Yani hadi atalım kafadan 300 milyar yıldız her galakside olsa, 300 milyar da şu ana kadar gördüğümüz galaksi sayısı olsa, 300 milyar çarpı 300 milyar bilmem kaç petakatrilyon filan yapıyor. Bu sayı arkadaşlar dünyadaki ve yeryüzündeki diğer her yerdeki denizlerdeki bütün kum tanelerinden bile fazlaymış. Ve bu yıldız sayısı, bakın bu şey sayısı değil, gezegen sayısı değil. Gezegenleri saymaya, kaya parçacıklarını uzaydaki İşte her türlü objeyi saymak istesek belki çok 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 daha büyük bir rakam çıkacak karşımıza. Bu da sizlere benden günün bilgisi olsun bilmeyenler için. Yani bu sayılar insan düşününce az gibi geliyor ama şey yapınca, pardon, ilk söylenince yani işte 1 trilyon 1 katrilyon falan gibi. Ama bunlar var ya, bunlar çok büyük sayılar. Saymaya kalksanız ömrünüz yetmez birden başlayıp o sayıyı. Yani milyara gelemezsiniz zaten. Biz tabii enflasyonla büyüyen bir millet olduğumuz için bu sayılar bize böyle para birimi gibi geliyor. Sıfırlı sıfırlı paralar gibi geliyor. O sebeple dilimiz çok alışık. Ama gerçekte çok büyük sayılar, çok büyük yıllar, özellikle ışık yılları, çok büyük uzun uzun mesafeler. Mesela evrenin büyük patlamadan sonra geçen zaman işte 13.5 milyar yıl yaklaşık. Dünyanın yaşı 4.5 milyar sene. Böyle söylüyoruz filan. Ama yani baktığımızda çok büyük bir rakam bu. Bütün insanlık tarihi, bütün bilinen insanlık tarihini hadi Göbekli Tepe'ye kadar gitsen milattan önce 8000, 2000'de şimdi koy 10.000 yıl. 10.000 yıl. 10.000. 4.5 milyar sene nerede? 10.000 sene nerede? Anlıyor musunuz? Yani arada çok 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 büyük bir fark var. Sanayi devriminden sonra
insan nüfusunun artışını internette okudum. Felaket. Felaket yani. İnsan nüfusu 20. yüzyılda ve 21'inde de hala devam ediyor. Dehşet biçimde artmış. Dehşet biçimde artmış. Ha, bu arada okuduğum bir kitap bunları da anlatıyordu bayağı bir. Çok bayağı bilimsel olarak kapitalizm, komünizm hepsini anlatıyordu. Kapitalizmin ne kadar değişik bir şey olduğunu, yani nasıl bir sistem olduğunu net bir şekilde, kötü demiyor ama, kötülemiyor yani, iyilemiyor da kötülemiyor da, öyle söyleyeyim. Şu gördüğünüz büyük bina var ya, bayağı güzel kitap. Kitabın adını da ve kitabın adı hayvandan tanrıya mıydı? Hayvanlardan tanrıya mıydı? İnsanlığın kısa tarihiydi galiba ya. Şu gördüğünüz büyük bina Adak binası olması lazım diyeceğim ama o değil galiba. ADAS binası değil pardon. Bu ya. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey geldim diyor neredeyse bu. Ha yok. İleriden sola dönünce geliyorum. Tamam doğru. Tamam biliyorum burayı. Bakın burada 1 euroymuş. Ben 1.3 aldım. 1.03 aldım. Burada dizel daha da ucuzmuş. Esso'da. Ama biz Shell'den aldık. Ne demişler? Yakıtı Shell'den alacaksın. Gerisini söylemeyeyim. Evet, kamerada düşmedi. Bir şekilde geldik. Hadi kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.